ki sevgili oğlaklar gelsin. Ay oğlak, şimdi gidiyorum ama oğlan tablosunu görünce bir anda on, bir anda enerjim düştü biliyor musunuz? Neden? Çünkü oğlak çok zor bir hafta da bu hafta. Oğlaksanız televizyonunuzun sesini birazcık daha açın. Çok dikkatli dinleyin çünkü bu hafta bu zorluğu bu zorlu haftayı nasıl aşacağınızı anlatacak Nuray Sayar'ı Sevgili oğlak. Diğer tabloda gelsin. Hayat var ya bu hafta sizi her konuda zorlayacakmış. Her konuda. Şimdi e, her konuda zorlayacak. Oğlak burçları sosyal yaşamlarında ve çevrelerinde haklarında sürekli haksızlık yapan kişiler ile çatışmalara girebilirler. Şimdi efendim çalıştığınız iş ortamınızda birlikte iş yaptığınız iş arkadaşlarınızla ilgili ve alakalı ciddi anlamda büyük zorlanmalar, büyük kaoslar yaşayabilirsiniz. Bundan dolayı da çalışma isteğiniz bitebilir. Bu durum da sizi her şekilde tükenmişlik durumuna doğru ilerletebilir. Özellikle gezegenlerin kombinasyonu sizi iki konuda uyarıyor. Evet çevrenizde mutsuz olan insanlar olabilir. Varsın olsun. Onların mutsuzluğunun sizi etkisi altına almamasına Asla izin vermeyin. Siz kendi hayatınızda ve yaşamınızda ne yapmak istiyorsunuz, neyi nasıl yaşamak istiyorsunuz buna özen göstermeniz gerekiyor. Aynı zamanda duygularınız ve düşünceleriniz konusunda kararlı olun ve e, hakkınızda konuşan amiyane bir tabirle dedikodu yapan insanların e, haddini bildirmeye çalışmayın. İsteyen istediği kişi hakkında konuşabilir. İsteyen istediği kişiye kötülük yapabilir. Ne malum size yaptığı haksızlıklar birkaç hafta sonra sizin ödülünüz olmasın. O yüzden siz bence bu dönem size kötülük eden, sizin hakkınızda uğraşan, e, iftira eden, hakkınızı çalan e, kişiler için dua edin. Çünkü e, kim ne yaparsa... ...kendine yaparla yüzleşeceksiniz. Sakin kalmayı başardığınız takdirde. İşsiz bir oğlak burcuysanız... ...başvuru yaptığınız işlerden... ...beklediğiniz cevapları alamıyorsanız... ...hep böyle devam edecek anlamına gelmiyor. Zamana ihtiyacınızın olduğunu hatırlatın kendinize. Hayatımı değiştirmek istiyorum... ...ama bir türlü de bunu... ...geliştiremiyorum on isyanını yapıyorsanız... Bu isyanı yapmayı bırakın. Bırakın ki değişmesini istediğiniz imkanlar kendiliğinden gelişsin, kendiliğinden değilsin. Şimdi bak isyan etmek şartları daha çok zorlamaya, daha büyük belirsizlikler yaşamaya etki ettiği için maddi konularda da tutarsızlık e, yapabilirler. Hı hı. Mutsuzum, alışveriş yapmalıyım. Mutsuzum, evdeki eşyaları değiştirmeliyim. Mutsuzum, arabamı değiştirmeliyim gibi değişim isteyerek mutluluk yapabilirler. Bütçe planlaması yapmadan alışveriş yapmayın. Kredi kartıyla alışveriş yaptığımız zamanlarda sanki o parayı biz ödemiyormuş gibi davranabiliriz bir oğlak burcuysak. Sonra ekstra geldiğinde de eyvah deyip pişmanlıklar yaşayabiliriz. Pişman olmak istemiyorsanız lütfen haftaya pazartesiye kadar para harcamayın daha sonra üzülmemek için. O kadar yani. Net söylüyorum. Yani e, daha sonra bana yazıyorlar. Ah Nuray Hanım siz söylediniz, uyardınız. Ben gittim hiç olmayacak şeyleri yaptım. Hiç olmayacak alışverişleri yaptım diye. O yüzden pişman olmak istemiyorsanız ne olur bütçe planlaması yapın. Paranızı harcamayın. Alın parayı elinize. Param seni harcayayım da üzüleyim, harcamayıp da sevineyim mi diye konuşun onunla koyun cebinize. Ya da evde bırakın paralarınızı. Kesinlikle pişman olmamak için. Çünkü ne kadar gereksiz e, israf yaptıklarının 7 gün sonra farkına varacaklar. Bu da onlarda ciddi anlamda büyük pişmanlıkların olmasına neden olabilir. Zaten zor günlerden geçiyoruz. 3 kuruşumuz varsa 3 kuruşu zaten denkleştirip hani bir kuruşu kenara koyabilirsek ne hala? Bak sağlık olarak çok uyarmak istiyorum yayla, e, oğlakları. Şimdi e, sağlık olarak ise güneş yay burcuna geçiş yaptığı Süreçten itibaren bu hafta ateş elementi harekete geçecek. Ateşlenmeler, enf enfeksiyon içeren hastalıklara yakalanma riskleri yüksek olduğu için... ...bu hafta bağışıklık sisteminizi kuvvetlendirin. Ee, yoksa ateşlenmeli ve enfeksiyon içeren rahatsızlıklara açık olabilirsiniz. Allah yani bir muhafaza. de sağlık problemi olabilir. Ciddi sağlık problemi olabilir. Ee, ...lütfen bağışıklık sisteminizi güçlendirin. Şimdi hepimiz nezle olabiliriz, grip olabiliriz. Ee, Nurcum, yani ister istemez istediğimiz kadar pozitif düşünelim. Tabii, doğru. Şimdi bak benim e, birçok sosyal medya asistanlarım hepsi Covid oldu. Asistanım Covid oldu. E, bir tek olmayan benim ofiste. Hepsi ben de karantina yaptım kendimi. Maşallah. Temiz yani çıktı Allah bütün doğum, yani tahlillerim. Doğalım, ee, korkmayalım. Ee, çok dikkat edelim. Ellerim kurudu yıkamaktan. Ee, Dökülmekten de dezenfektanlar ama mecburum çünkü sorumluluğum olduğum bir annem, kardeşlerim ve ailem ve çocuklarım var benim. Şimdi oğlaklara şu uyarı buluyorsun. Aman dikkat. Çok Bu dikkat hafta edin. Sağlığınızda duygusal hayatınız gibi tehlikede. Lütfen dikkat yani edin. Yani maske, ma mesafe ve temizlik hepimiz için önemli. Çok önemli. Ama oğlaklar bu hafta sizin için iki kat daha önem arz ediyor. Ne olur çok dikkatli olun. Spotum ise size. Sağlığınız en büyük hazineniz. Hmm. Sağlığınız sizlerin en büyük hazinesi. Bunu aklınızdan hafta boyunca çıkarmamaya özen gösterin. Ya... Sevgili oğlaklar, valla bu hafta aklım sizde kalacak. Nasıl bir hafta geçireceksiniz? Bu zorlu haftayı nasıl atlatacaksınız? Çok merak ediyorum. Sadece şunu soracağım. Bu zorlu haft yani zorluluk ne kadar sürecek oğlaklar için? Kaç gün? Bir hafta mı? Bir Değil hafta mi? sürecek. Ama dikkat ederler ise bütün zorlukların üstesinden gelebilirler. Yani İnşallah. şimdi ben, astroloji bize, efendim olasılıkları söylüyor. Hemen yanlış anlaşılmaları olmasın. E, i̇lle e, gündemin dünyayı etkisi altına almış olan hastalık başınıza gelecek anlamına gelmiyor. Grip olabilirsiniz, nezle olabilirsiniz, korkabilirsiniz. Allah sağlık çalışanlarımıza, doktorlarımıza Aynen. da yardımcı olsun. Benim eniştem doktor ve pandemi doktoru Mehmet Esat Aloğlu e, o kadar zorluklar yaşıyor ki bütün sağlık çalışanları Allah yardım etsin. Evet, sev